Metrik sistemde kullanılan temel uzunluk birimi metredir. Bir metrenin ne kadar bir uzunluk olduğunu gözünüzde canlandırabilmeniz için şöyle bir örnek verebilirim. Bir insanın boyu bir metre ile iki metre arasında oluyor. Bir buçuk metre uzunluğundaki bir kişi pek uzun boylu değildir. Ancak iki metre uzunluğundaki bir kişi diğer kişilere göre uzundur. Eğer boyunuz iki metre veya daha uzunsa, basketbol oynamayı düşünmenizde fayda var. Burada Leonardo da Vinci'nin bir çizimini görüyorsunuz. Çizimdekinin ortalama bir erkek bedeni olduğunu düşünürsek, bir metre yaklaşık olarak buradan buraya kadar olan uzunluktur. Umarım bu örnekler, bir metrenin ne kadar bir uzunluğu temsil ettiğini kavramanıza yardımcı olmuştur. Buraya, bir metre yerine bir m yazdım. m harfi metre yerine kullanılan kısaltmadır. Metre ile insanların uzunluklarını ölçebiliriz. Daha büyük bir şey ölçmek istersek peki? Örneğin bir gökdelenin yüksekliğini ölçebiliriz. Burada gördüğümüz resimde New York'taki Empire State binası var. Bu bina yapıldığı dönemde dünyanın en yüksek binasıydı. Şimdi ise sadece yüksek bir bina. Bu binanın yüksekliği 443 metre. Gökdelenler metre olarak ölçebileceğimiz daha büyük şeylere iyi bir örnek. Peki, eğer bu gökdelenden daha da büyük şeyleri ölçmek istersem ne olur diye düşünebilirsiniz. Metrik sistemde değişik uzunluk birimleri var. Metreden daha büyük olan uzunluk birimleri arasında en sık kullanılan birim kilometre. Kilometre. Kilometre, bin metreye eşit. Kilometre ile neleri ölçebiliyoruz diye düşünelim. Bir şehrin içindeki uzunluklar, şehirler arasındaki uzunluklar, hatta bir gezegenin yarı çapı bile genelde kilometre cinsinden ölçülür. Kilometrenin ne kadar uzunluğu gösterdiğini anlamanız için de bir örnek verelim. Burada New York şehrinin bir haritası var. Haritanın ölçeği burada yazıyor. Buradaki uzaklık 5 kilometre. Kilometre yerine km kısaltmasını yazmışlar. Küçük harfle yazılan km kilometreyi ifade ediyor. 1 kilometre 1000 metreye eşit olduğuna göre 5 kilometre 5000 metreye eşit olacak. Haritada gördüğümüz bu uzunluk, gerçek hayatta 5000 metre. Bir kilometrenin ne kadar olduğunu düşünmek isterseniz, bir kilometre bunun beşte biri kadar olacak, yani yaklaşık bu kadar bir uzunluk olacak. Metrik sistemde bir kilometre ile bir metre arasında olan başka uzunluk birimleri de var. Aradaki uzunluk birimleri pek sık kullanılmıyorlar, ancak bunları da listemize yazalım. Hektometre. 1 hektometre 100 metreye eşit. Dekametre. 1 dekametre 10 metreye eşit. Sık kullanılmayan bu uzunluk birimlerini turuncu renkle yazıyorum. Bu uzunluk birimlerini günlük konuşmada genelde duymayız. Örneğin hiç kimse bu gökdelenin uzunluğu 4,43 hektometre veya 44,3 dekametre demez. Yüksekliği metre olarak söyler. Metrenin önüne gelen ekler uzunluğun ne kadar olduğunu gösteriyor. Şu soru aklınıza gelebilir. Metreden daha uzun olan birimleri anladım. Dekametre, hektometre veya kilometre. Peki daha küçük şeyleri ölçmek için ne kullanacağım diye düşünebilirsiniz. Metrik sistemde daha küçük şeyleri ölçmek için kullanılan uzunluk birimleri de var. Eğer metrenin onda birini alırsak ki bu da sık kullanılan bir uzunluk birimi değil, desimetre. Bir desimetre metrenin onda birine eşit veya bir metre eşittir on desimetre diye düşünebilirsiniz. Desimetre için dm kısaltmasını kullanıyoruz. Sık kullanılmayan bir uzunluk birimi olduğu için desimetreyi de turuncu ile yazdım. Desimetrenin bir altındaki uzunluk birimi ise santimetre. Santimetre çok yaygın olarak kullanılan bir uzunluk birimi. Santimetreyi sarı ile yazalım. Santi ön eki metrenin yüzde biri yani 1 bir bölü 100 anlamına geliyor. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 1 metre eşittir 100 cm. santimetre. Santimetre için de C, M kısaltmasını kullanıyoruz. 1 santimetrenin ne kadar bir uzunluğu ifade ettiğini de düşünelim. Bu fotoğrafta bir insanın elindeki kurbağayı görüyoruz. Bu kurbağa birkaç santim uzunlukta. Bu fotoğrafta 1 santimetreyi işaretlemek istersek yaklaşık bu kadar bir uzunluk olacak. Eğer daha da kısa uzunlukları ölçmek istersek, yaygın şekilde kullanılan bir başka birim daha var. Milimetre. Milimetre kelimesindeki mili ön eki, 1 bölü 1000 anlamını taşıyor. Yani 1 milimetre, 1 metrenin binde biri. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 1 metre, 1000 milimetre. 1 metrede 1000 milimetre var. Milimetre yerine de m, m kısaltmasını kullanıyoruz. 1 milimetrenin ne kadar bir uzunluğu gösterdiğini anlamak için, 1 santimetreden de küçük olan bir şeyi düşünelim. Örneğin, bu fotoğraftaki karıncaların boyu 2 veya 3 milimetre kadar. Bu fotoğrafta 1 milimetreyi göstermek istersek, yaklaşık olarak bu kadar bir uzunluk olur. Ölçtüğümüz şeyin büyüklüğüne bağlı olarak farklı uzunluk birimlerini kullanıyoruz. Uzunlukları ölçerken temel ölçü birimi metre. Metre kelimesinin önüne gelen ekler bize o birimin uzunluğunun kaç metre olduğuna ilişkin bilgi veriyor. Bu örnekler hacimleri ölçerken de kullanılıyor. Kilo bin anlamına geliyor. Kilo 1000 anlamına geliyor. Kilometre, 1000 metreye eşit. Hekto, 100 anlamına geliyor. Hektometre, 100 metre. Deka, 10 anlamına geliyor. Desi, 1 bölü 10, on, yani, onda bir anlamına geliyor. Yani, 1 desimetre, 1 metrenin, onda biri. Santi, 1 bir bölü 100 anlamına geliyor. Santimetre, 1 metrenin, yüzde biri demek. Mili, binde bir anlamına geliyor. Milimetre, bir metrenin binde biri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.